Artık bir rezaleti ifşa etmenin de zamanı geldi. Ahmet Özer tutuklandığı gün Adalet Bakanlığı'na yazı yazdık. Normalde milletvekilleri istedikleri anda ve bekletilmeksizin tutuklu ve yükümlülerle görüşürler. Buna suç terörse Adalet Bakanlığı'nın bilgisiyle maddesi var ve bugüne kadar ben cezaevi komisyonu üyesi olarak 2011-2015'te 174 cezaevine 300'den fazla ziyaret yaptım. Her siyasi partiden milletvekilini ziyaret ettim. Bu grup her görüşten hasta, tutuklu ve yükümlüler için rapor yazdı. Her görüşten gazetecileri, her görüşten siyasi tutukluları ziyaret ettik. Bunun dışında bu grup ilk günden bugüne kadar kime başvursa bir gün içinde yazı gider, 28 gündür Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına, genel başkan yardımcılarına, milletvekillerine Ahmet Özer'le görüşme evrakına cevap vermiyorlar. Adalet Bakanı'nı bizzat aradım. Bu hafta sonunu geçelim. Pazartesi'yi görelim. Dedim ki böyle bir şey yok. Pazartesi'yi görelim. Bir aydır o pazartesi gelmedi. Haftalardır telefonlarımıza çıkmıyor. Yardımcısından rica ediyor. Bakan çok mahcup oluyor izin veremediği için. Ne izni ya? Ne izni? Ağızlarındaki bakla ne biliyor musunuz? Ağızlarındaki bakla. Bakan yardımcımız Akın Gürlü'ye çok ağır konuşuyorsunuz. Sen Ahmet Özer'le beni milletvekillerimi görüştürmeyerek benim muhalefetimi terbiye edeceksin öyle mi? Senin de sana o talimatı verenin de alnını karışlarım da sana minnet etmem. Hadsizliğin, hukuksuzluğun en tepe noktasındasınız. Bir sözümde Sayın Numan Kurtulmuş'a, kendisine iyi niyetle aradım. Sonuna kadar hak verdi sağ olsun. Ben hemen bakanı oluyorum. Olur mu öyle şey? Aradı bakanı, size dönecekler. Dediğinden 5 gün sonra bir daha aradım Numan Bey'i. Ya mümkün değil, olur mu? Bir daha aradı, ses soluk yok. Dün bu kürsüye çıkmadan önce dedim. Bu parlamentonun milletvekillerinin böyle bir tehdide, hesapta muhalefeti sansüre ve terbiye edilmeye karşı siz meclis başkanı olarak bu işi nasıl çözmezsiniz, nasıl çözemezsiniz? Numan Bey, bizden bekliyorlar ki Akın Gürlü'ye laf söylemeyeceğiz. İlk günde söyledim. İkinci haftada söyledim. Üçüncü haftada söyledim. Aha şimdi bir daha söylüyorum. Akın Gürlek bu sarayın celladıdır. Seyyar giyotinidir. Akın Gürlek bu bakanın gücü yetmemektedir. Savcıdır o. Bakan HSK'nın başkanıdır. Onun sicil amiridir. Ama bunların geldiği yer belli ya. Aynı FETÖ'deki abileri gibi bu bakanın imamı Akın Gürlek'tir. Evet. 28 gün sustuk. 28 gün. Be utanmazlar. Be Allah'tan korkmazlar. Sandınız ki ben kürsüye çıkınca Akın Gürlü'ye laf etmeyeceğim. O gün vereceğiniz ve olacak ki o bundan sonra böyle. Bizim Akın Gürlü'yimize, sarayın aparatlarına saldırılmazsa, terbiyeli uysal muhalefet yapılırsa o zaman vereceğiz. Her salı çıktım söyledim, yine de söyledim. Ama işin kötüsü nedir biliyor musunuz? Bu ülkede Adalet Bakanlığı makamında oturan kişi çarşamba günü bir daha görüşeyim de ikna edebilirsem izin vereyim diyorsun ya,
Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun o makama. Sen bu ülkede sağdan soldan tüm terör örgütlerinden o örgütlerin yöneticisi, öbür taraftan canlı bomba olana bile talebi halinde bir gün içinde izin veriyorsun. Bu meclisin komisyonu da gidiyor, tek tek milletvekilleri de gidiyor. Hangi suçlu olursa olsun. Neden diyorsun? Çünkü tutuklu olduğu zaman suçu ispat edilmemiş, sanık olduğu zaman da cezaevi koşulları sanık hakkıdır, insan hakkıdır. Bir tek kişiye bu sarayın aparatından dolayı izin vermeyip milletvekillerini terbiye etmeye çalışan bu anlayış. Milletimize şikayet ediyoruz bu anlayışı. Milletimize yarın Abdullah Öcalan'la milletvekillerine görüş verilecek. Bugün Devlet Bahçeli bunu söyledi. DEM Parti'de talepte bulunacağız dedi. Abdullah Öcalan'a milletvekili yollayıp da Akın Gür'le kızıyor diye ana muhalefeti belediye başkanına yollamayan bu iktidarı milletimize şikayet ediyorum. Olmaz olsun sizin izniniz.